Ben bugün size biraz operadan bahsetmek istiyorum. Tabii Atatürk'le opera ilişkisi ve sanatta çığır açmak meselesi. Yani çağdaş sanat, çağdaş ve uygar dünyaya sanatla birlikte girmek. Türkiye'nin sanatla birlikte dünyaya açılması meselesi. Atatürk biliyorsunuz Sofya'da ilk operayı seyrediyor. Ve o gece sabaha kadar uyumuyor ve gidiyor. Arkadaşı Şakir Zümre'ye sabaha kadar bu coşkusunu anlatıyor. Şimdi böyle bu tür coşkuları ancak büyük sanatçılar hisseder. Yani oyun bitmiştir ya da konser bitmiştir. Ondan sonra bir türlü sakinleşmez. Çünkü adrenalin çok yüksektir, heyecanlıdır ve uzun bir geceyi uyanık bir şekilde geçirir. İlginç bir şey, Atatürk büyük bir sanatçı ruhuyla bu geceyi sabaha kadar geçiriyor. Ve aklına koyuyor ki bu opera meselesini çözecek. Nitekim Ankara'da bir opera binası yaptırıyor. 1934'te ilk operayı oynatacak ama önce binanın olması lazım. Ve şu anda Resim Heykel Müzesi olarak bulunan, aslında bir dönem Devlet Tiyatrosu'nda 3. tiyatro olarak bilinen ama Türk Ocağı olarak inşa edilen bu bina. Bu bina gerçek bir opera binası. Ve çok enteresan. Atatürk her gün bu binanın inşaatına gidiyor. Evet, her gün Çankaya'dan arabasına biliyor, oradan iniyor Kavaklıdere, ondan sonra Yenişehir, oradan geliyor yukarıya binanın olduğu yere. Bir tepenin üstünde. Bina bir tepenin üstünde. Yüksekte yani. Yanında da etnografya müzesi var. Ve işçilerle birlikte oturuyor. Mesela kendisi şunu isteyebilir değil mi efendim? Çankaya'dan, köşkten yanına ahçısını alır, yemeğini aldırtır. İşte kahve şeylerini aldırtır, fincanıydı efendim, cezvesiydi, ocağıydı. Atatürk bu. Hayır, hiçbir şey getirmiyor. İşçilerle birlikte tahta bir iskemlenin üstüne oturuyor. Ve işçilerin böyle kazanlarda çay pişirilirmiş, bakır kazanlarda. Ve bakır böyle tasların içinde kaşıkla çay içilirmiş. Atatürk de onlarla birlikte bakır tasların içinde kaşıkla çay içiyor. Sonra işçileri çıkan yemek onlardan yiyor. Ve o tahta iskemlede otururken de devamlı aşağıdaki ovaya bakarmış. Boş bir ova. Ve dermiş ki bu ovada mutlaka büyük bir sanat ve kültür vahası kuracağız. Burada bütün işte konser salonu, tiyatrolar, operalar bunu hayal ediyor. Ve daha sonra da biliyorsunuz Gençlik Parkı'nı yaptırıyor ki Gençlik Parkı gerçekten muhteşem. Biz Ankara'dayken sürekli giderdik, içinde kocaman bir göl, sandallar, etrafında çay bahçeleri, halen öyle bir küçük orman. Nihayet bu bina bitiyor ve tabii bir yıl içinde bitiyor bu bina. İran Şehinşah'ını davet ediyor. Türkiye'de bütün o yeni sanayi bölgelerini gezdiriyor ama final, yani esas bitiş, gala operayla. Şimdi opera tabii zor bir sanat. Nitekim Osmanlı zamanında opera falan yok. Bizim Türk halkı opera falan bilmiyor. Ancak Yıldız Sarayı'na padişah Fransa'da oynanan operaları getiriyor. Sarah Bernard'ı getiriyor. İşte bunlar bir opera sahnesi oynuyorlar falan. O kadar. Ha bir de sarayın verdiği bir takım imtiyazlar var. Bu da Ermeni ve Rumlara verilen oyun, tiyatro yapma imtiyazları. Burada da bazı Ermeniler operalar oynuyorlar. Ancak opera yok. Ve Atatürk birdenbire sanatın en zor ve en zirve noktasından birdenbire devreye giriyor. İlk opera, Türk ve İran efsanesine dayanıyor, kardeşlik. Bunun üzerine Ahmet Adnan Saygun henüz Paris'ten dönmüş, 24 yaşında. Gel bakalım diyor. Sen şimdi diyor bunu kompoze edeceksin. Adnan Saygun şaşırıyor. Hadi başlıyor. Ve 24 gün gibi bir süre içinde bunu bitiriyor. Korkunç bir şey. Gece yazıyor, ertesi gün orkestrayla prova yapıyor. Gece yazıyor, ertesi gün orkestrayla prova yapıyor. Hemen koro falan da hazır. Zaten musiki muallim mektebi var. Ancak solistler gelecek. Solistler İstanbul'dan gelecek. Kimler gelecek? Orada İstanbul Konservatuarı olduğu için Cemal Reşit Rey ile Semiha Cenap gelecek. Baslar, baritonlar gelecek. Tamam, pekala. Onlar da davet ediliyor. Onlar da zaten Nimet Vahit Hanım falan 5-6 kişilik bir grup ana rolleri söylüyorlar.
provalar başlıyor. Ondan sonra operanın içinde çılgınlar gibi provalar, gece gündüz bunlar böyle derken bir akşam kapı çalınıyor otelde. Nimet Vahit Hanım diyor ki hadi bakalım diyor. Efendim Gazi bizi çağırıyor Çankaya. Bunlar kalkıyorlar, artistler Çankaya'ya gidiyorlar. Çankaya'da büyük bir salon. Atatürk bir yerde İsmet Paşa ile bilardo oynuyor. Neyse bunu savuyor. Arkasından geliyor muhteşem bir gece. Afet Hanım yanında. Tabii Özsoy konuşuluyor. Ne olacak, ne bitecek. Atatürk son derece heyecanlı. Bir ara anneme dönüyor. Diyor ki siz diyor Ayşim'den diyor bir şarkı söyler misiniz diyor. Annem de Ayşim rolünü oynuyor. Anadolu kızı. Şimdi Semiha çok kurnaz tabii. O sesini göstermek istiyor. Ayşim de pek gösteremiyor. Ne yapıyor? İstanbul'dan gelirken Madame Butterfly notasını getiriyor. Çünkü İstanbul Konservatuvarı'nda zaten Nimet Vahit Hanım'ın öğrencisi. Ben efendim diyor, tam ezberleyemedim. Acaba Butterfly söyleyebilir miyim diyor. Atatürk şaşırıyor, Butterfly. Peki buyurun diyor. Hemen ses alma makinesi getir diyor. Ve piyanonun başına kendisi geçiyor. Kollarını da böyle kavuşturuyor. Yani insan düşünüyor böyle Ankara, Bozkır hiçbir şey yok da. Ve bir Türk kızı ben Madame Butterfly söyleyeceğim diyor. Şimdi tabii Atatürk için bu müthiş bir şey. Müthiş bir sıçrama noktası. Ve tabii Semiha artık elinden de gelirse bütün sesini böyle en parlak, en böyle yüksek tonlarda söylüyor Madame Butterfly'ı. İşte Atatürk de okay diyor, okay derhal diyor Avrupa'ya göndeririz. O gece uzun sürüyor. Ondan sonra Afet Hanım diyor ki paşam artık gün doğuyor diyor. Bakın sanata olan tutkusuna bakın. Gün doğuyor, sanatçılarımızın oyunu var, gönderelim. Peki diyor. En son ama diyor bir büfeye gidelim diyor. Anneme diyor ki ne içersin? Şurup efendim diyor. Ve garson getiriyor. Atatürk garsonun elinden alıyor. Kadehi ve Semiha'ya eliyle veriyor. Şu değere bakar mısınız? Şu duyguya, şu zerafete bakar mısınız? Niçin yapıyor bunu? Butterfly'in hatırına yapıyor. Butterfly'in hatırına yapıyor. Ve gece bu şekilde geçiyor. Derken efendim işte şah geliyor, temsil veriliyor. Tabii büyük bir efendim başarı falan. Böyle bir 19 Haziran günü bir salı gecesi Ankara'da, operada bu yaşanıyor.